Kıymetli vatandaşlarımız bugün size üzülerek vicdanımı sızlatan bir konudan bahsedeceğim. Son derece hassas ve ulvi bu konuda bile kişisel itirazların devlet aklının önüne nasıl olup da geçtiğini inanın anlayamıyorum. Birkaç gündür çok düşündüm ama e, sizlerle paylaşmayı değerli buldum. Anlatayım ve lütfen beni dikkatle dinleyiniz kıymetli hemşerilerim. 90 yılında kurulan İstanbul Vakfı'nın amacı şudur. İstanbul'un, İstanbul'ların ortak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak çok değerli. Ne güzel değil mi? İşte bu amaçla vakfımız geçen yıl kurban bağışı toplamak için devletimizden izin istemiş ve bu izin verilmiştir. Yüzlerce hayırsever kurban ibadetini belediyemizin güvencesiyle bu şekilde yapmış ve bağışlar neticesinde İstanbul'da 132.050 ihtiyaç sahibi ailemizin evine 1 kilogramlık paketlerle kavurma ve kıyma girmiştir. 132.000 aile düşünün kaç kişi mutlu oldu. Tüm bağış ve dağıtım hesabını da eksiksiz devletimize sunduk. Bu Kurban Bayramı'nda da bu ulvi amaçla yola çıktık. İstanbul Vakfımız yine devletimizden bağış toplamak için izin istedi. 27 Nisan gününden beri Tam iki ayı aşkın süredir bekletildik ve sonunda bu hayırlı yola çıkmamız için vakfımıza izin verilmedi. Hayır, sen kurban bağışı toplayamazsın dedi. Hiçbir gerekçe yok. Ya bu kararı aklımızda, vicdanımızda anlamakta güçlük çekiyor. İnanın devletimizin pek çok kıymetli ve değerli yöneticisi de bizim gibi düşündüğünü biliyorum. Bir kişi hariç. O da İçişleri Bakanı. İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine bir kilo kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var, o da İçişleri Bakanı. Şimdi bu tavrı anlamak mümkün mü? Geçen yıl izin verilen vakfın kusuru yok, davası yok, cezası yok. Geçen yıl neyse bu, aynı şekilde bu yılda aynısı uygulanacak. Neden? Allah aşkına, Allah aşkına neden? bir cümle gerekçe bile yok. Ne var? Sadece bir kişinin kişisel itirası var. Ne yazık ki kini mi var, öfkesi mi var ya da başka bir hesabı mı var çözemiyor. Onun için birkaç gündür bu haberi alır almaz ne yapayım diye düşünüyorum. İyi de bu kişinin kötülük ettiği ne benim ne de Büyükşehir Belediyesi. Ne benim siyasi geçmişim ne partim ne başka bir şey. Kim? 132 bin 50 aileye bu kötülüğü yapıyorsunuz. Aklıma sığmıyor, inanamıyorum. Ve diyorum ki Allah aşkına bu ne inancımıza, ne insanlığımıza, ne vicdanımıza, ne ahlakımıza sığar. Çok ama çok düşündürücü. Bu engellemeye rağmen yola çıkmayı ben istedim, istemedim değil. Sorguladım ama endişe duydum. Bu endişe ya da korku kimseden değil onu söyleyeyim. Bağış almaya başlayınca daha önce olduğu gibi hesapların blokü edilebilecek olması, onunla da mücadele ederiz ama bu sefer durum farklı. Bu durumda bağışçı vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini yerine getirememiş olabilmesi beni çok derinden düşündürdü. Yani biz inançlı insanlarız. Tam da böyle bir engele vesile olmaktan elbette ki çok korkarız. Kimseyle kavga etme, dirsek savaşı yapma derdimiz yok. Tek derdimiz var bu şehre, bu memlekete hizmet etmek. Derdimiz ihtiyaç olan insanları memnun etmek. Ya burada bilek güreşi yapmayın bizimle Allah aşkına. Hala umutlu olmak istiyorum. Ve bu bir kişinin bu kararının gözden geçirilmesini ve devletimizin doğruyu bulmasını arzu, arzu ediyorum. Gelin İçişleri Bakanı'nın 132.050... Belki bu sene onlar daha da fazla, on binlerce daha fazla ailemizi üzecek bu kararını ortadan kaldırtın. Gerçekten bunu devletimizin bütün birimlerine, bütün kurumlarına, bütün vicdan sahibi yöneticilerine sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Gelin inancımızın ve insanlığın yanında durun. Her şeyi siyasete bir şekilde karıştırmaktan vazgeçin.